Merhaba arkadaşlar, ben Arzu Durmuş. Yalova Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümü okuyorum. Bana arzudurmuş1996@gmail.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere yazılım tasarım desenleri dersinin en temel desenlerinden biri olan dekoratör tasarım deseninden bahsedeceğim. Müşteri bizden içecek simülasyonu istemektedir. Bu içecek simülasyonunda 4 alt sınıfımız bulunmaktadır. Bunlar siyah çay, yeşil çay, ada çayı, ıhlamur ve bir üst sınıfımız bulunmaktadır. Bunun ismi de içecektir. GET açıklama ve maliyet metotlarına sahiptir. Alt sınıflarımız ise kendine özgü maliyet metotlarına sahiptir. İçecek sınıfından kalıtımla istenildiği kadar içecek tipinde alt sınıf türetilebilir. Ve bu içeceklere katkı maddeleri ekleyecek olursak ve bu katkı maddeleri de yeni içecek elde edecek olursak, diyelim ki 4 tane katkı maddemiz olsun. Limon, şeker, karanfil ve bal. Bu 4 tane katkı maddesi ve 4 çayımızdan oluşabilecek içeceklerin olasılıklarını düşünürsek yüzlerce sınıf oluşur. Ve ileride ekleyeceğimiz bir içecek veya katkı maddesi olursa bu olasılığımız daha da artacaktır. Yüzlerce veya binlerce sınıf oluşacaktır. Ve bu da bizim isteyebileceğimiz bir yapı değildir. Bunu önlemek adına yüzlerce sınıf oluşumunu engellemek için çaya eklenen katkı maddelerini üst sınıfa değişken olarak atarsak, içeceğin içinde hangi katkı maddesi olduğunu kontrol edip ona göre maliyet hesaplanabilir. Bu yöntemle üst sınıfta değişiklik yapmış olduk ve çok kullanışlı bir çözüm olmadı. Çünkü katkı maddelerinde yapılacak bir değişiklik de kodunda değiştirilmesi gerekecektir. Diyelim ki ileride bir katkı maddesi ekleyeceğiz ve bu katkı maddesini ekleyeceğimiz zaman ana kodda yani süper sınıfta değişiklik yapmış olacağız. Ve bu da bizim isteyebileceğimiz bir yapı değildir. Çünkü kodumuz müşteriye teslim edilmiş olabilir. Herhangi bir istekte tekrardan kodun değiştirilmesi gerekir. Open Close prensibi nedir? Sınıflar genişletilmeye açık, değişime kapalı olmalıdır. Şimdi dekoratör deseniyle tanışacak olursak bir örnekle başlayalım. Şekerli ve limonlu ıhlamur elde edelim. İlk etapta ıhlamur olduğunu düşünelim. Şimdi bizim ıhlamur diye bir çayımız var. Bu içeceğimizi düşünelim. Üzerine şeker ilave edelim. Şekerli ıhlamur bir içeceği elde etmiş olduk. Bunun da üzerine limon ilave edersek limonlu şekerli ıhlamur elde etmiş oluruz. En altta ıhlamur olduğunu düşünürüz. Onun üzerine şeker, onun üzerine de limon eklenerek limonlu şekerli ıhlamur içeceğimiz meydana gelir. İçeceğin maliyetini hesaplarken en altta ıhlamur, onun üstünde şeker ve onun üstünde limon olduğu düşünülür. Nasıl yani? Şu şekilde bir maliyet hesabımız vardır. Toplam maliyet hesaplanırken dıştan içe doğru cost metodu çağrılır. En son çağrılacak bir cost metodu kalmadığında geri dönülür. Yani dıştan içe doğru 0.10 limonun maliyeti artı 0.20 şekerin maliyeti artı 0.99 ıhlamurun maliyeti ve toplamda 1.29 maliyet hesaplanmış olur. Şimdi dekoratör desenin standart şablonunu inceleyelim. Bir komponentimiz vardır. Bu komponentten kalıtım alan iki tane sınıfımız vardır. Bunlar konkret komponent ve dekoratör. Dekoratörden de iki tane kalıtım alan sınıfımız bulunmaktadır. Konkret dekoratör A, konkret dekoratör B. Ve dekoratör ile komponent arasında bir kompozisyonumuz vardır. Şimdi bizim örneğimizin şablonunu çizecek olursak nasıl yaparız? Bir içecek sınıfımız vardı. Bu içecekten kalıtım alan çaylarımız vardı. Siyah çay, yeşil çay, ada çayı, ıhlamur ve bunların maliyet metodu vardı. İçecek sınıfımızın da yine GET açıklama ve maliyet metodları vardı. İstenirse diğer metotlar da gerektiğinde eklenebilir. Ve bizim bu içeceğimizin dekorunu değiştiren katkı maddelerimiz vardı. Bunları da kondimat dekoratörden kalıtım alarak limon, şeker, karanfil ve bal sınıflarını elde ederiz. Limonumuzun içecek sınıfından bir değişkeni, yine şekerimizin içecek sınıfından bir değişkeni, karanfilimizin ve balın da içecek sınıfından bir değişkeni bulunmaktadır. Bunların da yine GET açıklama ve maliyet metodları vardır. Dekoratör deseni şablonuna uyarak katkı maddeleri ve içecekleri ayırdık. Bu şekilde değişime kapalı, gelişime açık bir yapı oluşturmuş olduk. Evet arkadaşlar, şimdi bunların kodunu inceleyecek olursak. İçecek sınıfımızın koduna bakarsak bir açıklamamız, GET açıklama metodumuz bulunmaktadır ve Double Cost maliyet metodumuz bulunmaktadır. Public Abstract Class Condiment Decorator Extant
Extant içecek, içecek sınıfından kalıtım alan Quantimode dekoratöründe bir açıklaması bulunmaktadır. Kodlarımız Java'da çalışan kodlardır. İsterseniz deneyip görebilirsiniz. Yine siyah çayımız vardı. Siyah çayımız içecek sınıfından kalıtım almaktaydı. Yeşil çayımız içecek sınıfından kalıtım almaktaydı. Ihlamur yine içecek sınıfından kalıtım almaktaydı. Ada çayımız da içecek sınıfından kalıtım almaktaydı. Her birinin açıklaması ve maliyet hesabı kendine özgüdür. Katkı maddelerimiz vardı. Bu katkı maddelerimizden bal örneğin kondimat dekoratörden kalıtım almaktaydı. Yine karanfil kondimat dekoratörden kalıtım almaktaydı. Şimdi limonlu şekerli ıhlamur örneği vermiştik. Bu limonlu şekerli ıhlamur örneğinin main kısmını incelersek nasıl olur? Şimdi içecek sınıfımız var. Bir içecek sınıfından değişken oluşturuyoruz. Ihlamur tipinde. Sonra bunun açıklamasını ekrana yazdırıyoruz. Daha sonra içecek sınıfından ikinci bir değişkenimizi oluşturup yine ıhlamur tipinde bu ıhlamura limon ekliyoruz. Daha sonra limonlu ıhlamura da yine bir şeker katkı maddesi ekliyoruz. Açıklama kısmında ise limonlu şekerli ıhlamur elde etmiş oluyoruz ve bunun ekran çıktısını ekranda görüyoruz. Örneğin içecekler sınıfına tarçınlı salep eklenecek olursa kondimut dekoratör sınıfından tarçın diye bir sınıf ve içecekler sınıfından da salep diye bir sınıf türetilir. Şimdi bu ne demek? Tarçınlı şekerli salep. Az önce limonlu şekerli ıhlamur yapmıştık. Şimdi bunun main kısmını inceleyecek olursak yine bir benzetmeyle kodun aşağı yukarı düşünüyorsunuzdur. İçecek sınıfından içecek 3 diye bir nesne üretmişiz. Salep tipinde. Bu salebe de içecek nesnesine, içecek 3 nesnesine tarçın ekliyoruz. Daha sonra buna şeker ekliyoruz. Tarçını şekerli salep elde etmiş oluyoruz ve bunun ekran çıktısını da ekranda görüyoruz. Şimdi bunun şablonunu inceleyecek olursak nasıl eklemeler yaparız şablona? Şu şekilde içecek sınıfımız vardı. Siyah çayımız, yeşil çayımız, ada çayımız ve ıhlamurumuz bundan kalıtım alıyordu. Buraya da salep diye bir içecek eklememiz gerekiyor ki bunun katkı maddesine de kondimut dekoratörü ekleriz. Salep içecek sınıfından bir kalıtım alır. Bunun da kendine özgü bir maliyeti olur. Kondimut dekoratörden ise tarçın kalıtım alır ve bunun da kendine özgü get açıklama maliyet metotları bulunur ve içecek sınıfından bir değişkene sahip olur. Aşağıdaki yazıyı okuyacak olursak, salep içecek sınıfından kalıtım alır, tarçın ise katkı maddesi olarak kondimut dekoratör klasından kalıtım alır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar.